Selamun aleyküm arkadaşlar. 9. sınıf peygamberimizin hayatı 1. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Hepinize gireceğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Haydi Bismillah, yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, aşağıda yer alan boşlukları yan tarafta yer alan kavramlar ile uygun şekilde dolduralım diyor. Burada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını, onun yaşayış biçimini, niteliklerini, ahlakını, savaşlarını anlatan ve İslam tarihi içinde yer alan özel ilim dalına arkadaşlar siyer denir. Siyer denir. Cahiliye Araplar içinde az sayıda da olsa nokta nokta adı verilen ve putlara tapmayı reddeden insanlar mevcuttu. Bunlara Hanif deniyor arkadaşlar. Hanif. Kur'an-ı Kerim'de de şöyle inni vecedtu vecellezî fetarassemâvâti vel-ardâ hanîfe ve mâ ene minel müşrikîn ayet-i kerimesi geçiyor. Putlara tapmayı reddeden insanlar mevcuttu. Bunlara Hanif deniyor. Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken tek ve en güzel model anlamında kullanılan Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatına Üsve-i Hasene denir arkadaşlar. Üsve-i Hasene. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçiyor bu da. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ Allah'ı ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için Allah Resulü'nde güzel bir örnek vardır buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. İran'da yaygın olan nokta nokta Sasani İmparatorluğu'nun resmi dini olup daha çok yönetici sınıf ve zenginler arasında yayılmıştır. Bunu arkadaşlar Mecusilik deniyor. İran'da yaygın olan Mecusilik. İran'ın resmi dini. Cahiliyede savaş yapılması yasak kabul edilen ve haram aylar olarak bilinen Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında yapılan savaşları arkadaşlar Ficar savaşları deniyor. Ficar savaşları. Yani bu aylarda savaş yapmaya Ficar savaşları denir arkadaşlar. Bu şekilde buradaki kelimelerden uygun olanları buraya yazıyoruz. Aşağıda verilen bilgileri doğru veya yanlış olmasına göre işaretlerim. Şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Oynatma listelerinde temel dini bilgiler, peygamberimizin hayatı, Arapça yazılı hazırlık videolar arkadaşlar var. Din kültürü ve ahlak bilgisi, temel dini bilgiler, Arapça ders kitabının cevapları var. Oradan oynatma listelerinden sizin ihtiyacınız olan videolara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Doğru veya yanlış diye arkadaşlar. Putperestliğin yaygın olduğu Arap Yarımadası'nda Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik, Sabilik ve Haniflik gibi değişik inanç şekilleri de vardı. Evet arkadaşlar, bu ibare doğru. Hemen bunu daire içine aldık. Doğru ibaremiz. Arap Yarımadası'nda birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu yönüyle din, kültür ve gelenek açısından apayrı bir konuma sahiptir. Evet, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Birçok dine ev sahipliği yaptığı için kültür ve gelenek açısından apayrı bir konuma sahiptir. Bu da arkadaşlar doğru. Çünkü ateşe tapan da var, Hanif de var, müşrik de var. Dolayısıyla farklı inanç kültürleri olduğu için, farklı kavimlerden insanlar bulunduğu için, Kabe olduğu için bu yönüyle din, kültür ve gelenek açısından apayrı bir konuma sahiptir. Bu bilgi doğru arkadaşlar. Ahiret inancını inkar eden putperest Araplar genelde Allah'ı Celle Celaluhu yaratıcı olarak kabul etmeyip putların her şeyi yarattığına inanırlar da. Hayır arkadaşlar, Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyorlar ama putları Allah'la kendi aralarında, yani Allah'la kendi aralarında bir iletişim noktası olarak görüyorlar. Yani ortak koşuyorlar. Allah'ın varlığını kabul ediyorlar ama ortak koşuyorlar putlar vasıtasıyla. Bu bilgi arkadaşlar yanlış. Böyle kabul etmeyip Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyorlar. Putların her şeyi yarattığına inanırlardı. Hayır, putların yarattığına değil, Allah'la kendi aralarında bağlantı kurduğuna inanıyorlar. Dolayısıyla bu bilgi yanlış. Cahiliyede yazı gelişmediği gibi okuma yazma bilenler yok denecek kadar azdı. Büyük ölçüde söze dayanan Arap kültürü yeni nesillere şiir ve hitabet yoluyla sözlü olarak aktarılırdı. Evet, Kabe'nin duvarına arkadaşlar şiirler asılması, şiir sanatının gelişmesi zaten bunu gösteriyor. Bu bilgi doğru. Sözlü iletişim daha çok gelişmiştir arkadaşlar. Bizim Türk kültüründe de işte manilerin olduğu gibi arkadaşlar. Kusay tarafından Mekke'de halkın önemli işlerini görüşmek üzere Darul Erkam adı verilen bir yönetim merkezi kurulmuş. Zamanla idari, sosyal ve askeri kararlar burada alınmıştır.
Cahiliye döneminde bu kurulan yere Darül Erkam değil arkadaşlar, Darül Nedve Kusay tarafından kurulan bu Darül Erkam ibaresi Darül Nedve olarak değiştirilirse bu bilgi doğru olur. Ama burada Darül Erkam Peygamberimize peygamberlik geldikten sonra Erkam'ın evi anlamında arkadaşlar, bu İslamiyet'in gizli davet döneminin yürütüldüğü ev. Bu bilgi burada yanlış arkadaşlar. Cevabımız Y olacak. Aşağıda verilen kavramların tanımlarını birer cümleyle yazınız. Hadari arkadaşlar yerleşik hayatta olan yerleşik hayatta olan kişilere verilen ad. Evet. Bedevi arkadaşlar göçebe olarak yaşayan. Göçebe olarak yaşayan. Hatta başına şöyle şu ibareyi de koyarsak, çölde diye ibaremiz de koyarsak arkadaşlar, çölde göçebe olarak yaşayan, geçimini hayvancılıkla sağlayan diyebiliriz. Mevali arkadaşlar, mevali kabilelerin ileri gelenler tarafından o kabileye kabul edilen kişiler. Yani kabilelerin ileri gelenleri tarafından o kabileye kabul edilen kişilere verilen ad arkadaşlar. Kabul edilen kişilere verilen ad. Sami arkadaşlar Hazreti Nuh'un Nuh Aleyhisselam'ın Nuh Aleyhisselam'ın büyük oğlu Sam'a nispet edilen kavim. Bu bölümü de bu şekilde arkadaşlar yaptık ve diğer sorumuza geçtik. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin denildiği vakit babalarımızın üzerinde bulunduğumuz yol bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler de mi? Maide suresi 104. ayette arkadaşlar çıkardığımız mesajı yazalım. Arkadaşlar burada cahiliye dönemi Araplarının asabiyetçilik yani bile bile atalarının yanlış da olsa ataların dininden dönmek istemiyorlar. Asabiyetçilik kavramı üzerinde durulmuştur. Bu ayette şöyle diyebiliriz. Bu ayette cahiliye dönemi Araplarının asabiyetçilik kavramı üzerinde durulmuştur. Yanlış olduğunu bile atalarının yanlış uygulamaları ve inançlarından geri durmadıkları vurgulanmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Evet, aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandıralım.
Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle nokta nokta Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. O bütün insanlığa müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Verilen metinde altı çizili kelimeler hangi kavram ile ifade edilmiştir? Hangi kavram ile ifade edilmiştir arkadaşlar? Muhammedül Emin, hayır. Risalet peygamberlikle alakalı değil. Üsve-i Hasene güzel ahlakla alakalı değil. Üsve-i Hasene güzel ahlakta arkadaşlar. Nebi yine peygamber. Hatemül Enbiya peygamberlerin sonuncusu olduğuyla alakalı arkadaşlar. Buradaki ibare Hatemül Enbiya. Hatem kelimesi mühür yani peygamberlerin sonuncusu olduğu burada vurgulanmıştır. Maddelerde yer alan dinlerden hangileri Arap Yarımadası'nda yer almaktadır? Mecusilik yer alıyor arkadaşlar. Sabilik yer alıyor. Yahudilik yer alıyor. Haniflik yer alıyor. Mecusilik ateşe tapanlar. Sabilik gök cisimlerine tapanlar. Güneş, ay. Yahudilik yani Yahudi olanlar yani Haniflik de arkadaşlar Hazreti İbrahim'in dini üzere mensup olanlar. Ayrıyeten burada olmayan Hristiyanlık da var. O zaman 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 arkadaşlar E şıkkında var. Bunların hepsi Arap Yarımadası'nda olan dinler arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Burada olmayan bir de Hristiyanlık var arkadaşlar. Metindeki kabile için hangi nitelemeyi kullanabiliriz? Beni Hanife kabilesi un, hurma ve sütten kendileri için bir put yapmışlardı. Buna uzun müddet taptıktan sonra bir kıtlık sırasında onu yediler. Bunun üzerine Araplar arasında Beni Hanife kadar putlarından faydalanan olmadı sözü atasözü haline gelmiştir. Metinde kabile için hangi nitelemeyi kullanabiliriz? Arkadaşlar kafir olduğu değil, münafık olduğu değil, Müslim olduğu değil, Yahudi olduğu değil, müşrik olduğu arkadaşlar. Burada yani putlara tapmaları müşrikliğin bir göstergesi. Yani Allah'a şirk koşmanın bir göstergesi. Cevabımız C şıkkı. Verilen maddeleri aşağıdaki dinlerden hangisiyle eşleştiremeyiz? Ateşe tapanların mensup olduğu Sasanilerin resmi dini arkadaşlar Mecusilik. Gitti arkadaşlar bu. Cahiliye döneminde putperestliği reddedenlerin inancı. Haniflik arkadaşlar. Putperestliği reddedenlerin. Güneş ve yıldızları kutsal kabul eden din. Sabilik arkadaşlar. Bu da gitti. Habeşlerin mensup olduğu din arkadaşlar. Habeş kralı Müslüman olmadan öncesinde biliyorsunuz. Hristiyan arkadaşlar Hristiyanlık yani üç büyük yani kutsal dinlerden Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam arkadaşlar bunlardan üçünden birisine yani Hristiyanlığa yani ehli kitap yani Habeş kralı ehli kitap bir kraldı arkadaşlar. Burada Yahudilik değil arkadaşlar. Cevabımız Yahudilik. B şıkkı. Geldik diğer soruya. Maddelerde verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Adnani, Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail Aleyhisselam soyundan gelen Araplara verilen isim. Evet doğru arkadaşlar bu bilgi. İbrani, İsrail oğullarının da içinde bulunduğu Batı Sami kavimleri topluluğuna verilen isim. Bu bilgi de doğru arkadaşlar. Kitabımıza geçti. Kahtani, nesebi Sam'ın soyundan geldiği kabul edilen Kahtan'a dayanan Güney Araplarına verilen isim. Bu bilgi de doğru. Arkadaşlar hangileri doğrudur dedi. 1, 2, 3. Bu bilgilerin 3'ü de doğru. Burada aynı bu kitapta sayfada burada yer almayan ibarede arkadaşlar Sami. Onu da şurada zaten yazdık arkadaşlar. Şu bilgi de burada da geçmişti arkadaşlar. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın büyük oğlu Sam'a nispet edilen kavim arkadaşlar. Burada yer almayan bilgi de o var arkadaşlar. Tekrar etmiş olduk kitabımızdaki o bölümdeki yerleri. Verilen metin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? Aynı soydan gelenlerin veya bir başka sebeple aralarında yakınlık bulunanların muhaliflere karşı birlikte hareket etmelerini sağlayan dayanışma duygusu arkadaşlar asabiyettir. Asabiyet. Kavmiyetçilik arkadaşlar. Cahiliye değil. Mevali arkadaşlar. Hadari yerleşik hayatta olan Bedevi çölde yaşayan Mevali de bir kabilenin ileri gelenleri tarafından kabul edilen kişiye verilen isimdi. Cahiliye de arkadaşlar İslamiyet'ten önceki topluma verilen isim. Asabiyet, kavmiyetçilik demek. Buradaki bahsettiği husus A şıkkı. Geldik arkadaşlar diğer soruya. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelemez? Nokta nokta 3 tane ve nokta noktada kurulan panayırlarda sadece ticaret değil, çeşitli eğlenceler düzenlenerek yoğun kültürel faaliyetler yapılırdı. Araplar, bakın Araplar bu şekilde panayırlarla ilgiyi arttırdıkları gibi kültürlerini de nesilden nesile aktarırlardı. Şimdi burada Zülmecaz, evet. Dametül Candel, Mecenne, Ukaz. Arkadaşlar
Arap Yarımadası'nda yani Mekke'de yapılan panayırlar arkadaşlar. Bunlar Habeşistan'da, bu panayırların Habeşistan'la alakası yok. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız B şıkkı. Hakkında bilgi verilen bu bölge neresidir? Mekke, Medine ve Taif şehirlerini içine alan bu bölge, Şam ile Yemen'i birbirine bağlayan ticaret yolunun üzerinde bulunması sebebiyle son derece önemli bir konuma sahipti. Arkadaşlar bu bölgeye biz Hicaz bölgesi, evet diyoruz Hicaz bölgesi. Kudüs değil, Taif değil, Habeşistan, Endülüs değil arkadaşlar. Cevabımız Hicaz. Hakkında bir bilgi verilen bu bölge neresidir? Hakkında bilgi verilen bu bölge neresidir? Mekke'nin yaklaşık 90 kilometre güneydoğusunda yer alan bu şehir önemli bir coğrafi konuma sahiptir. İlk sakinleri Amerikalılar olup ismini üzerinde bulunduğu Veç Vadisi'nden almış, Sakiflerin yönetimi ele geçirmesiyle de ismi değişmiştir. İklimi diğer şehirlerden farklı olarak kışın soğuk, yazın serindir. Bu nedenle Mekke'nin ileri gelenleri yazları burada geçirirlerdi. Yani bizim aslında şöyle baktığımızda yazın Akdeniz bölgesinde Antalya, Mersin, Adana civarlarındaki kişilerin yazın yaylaya çıkması gibi düşünebilirsiniz. Çok sıcak oralar, yazın yaylaya çıkıyorlar. Zengin su kaynaklarına ve verimli topraklara sahip olan bu şehirde üzüm bağları, zeytinlikler ve çeşitli meyve bahçeleri bulunmaktaydı. Arkadaşlar bu bahsettiği yer Taif. Taif. Habeşistan'ın burayla alakası yok. Endülüs dediğimiz yer de bugün İspanya dediğimiz yer. Kudüs arkadaşlar zaten Filistin, İsrail tarafında. Hicaz'da arkadaşlar Mekke, Medine yani Şam biraz önce geçti. Taif'i içine alan bölgeye arkadaşlar dediğimiz yer. Sorumuzun cevabı B şıkkı. Bu şehrin kuruluşu Hazreti İbrahim'in eşi Hazreti Hacer ve oğlu Hazreti İsmail'i buraya getirmesi ve ardından Zemzem suyunun çıkmasıyla başlar. Rabbinin emriyle tevhid mücadelesi için yeni bir cephe açan Hazreti İbrahim, eşi ve oğlunu buraya bırakıp Filistin'e geri dönmüştür. Hakkında bilgi verilen bu bölge neresidir? Arkadaşlar Zemzem suyunun çıktığı yer, Zemzem suyunun olduğu yer neresi? Mekke. Yani zaten önemli bir bilgiyi vermiş bize burada. Cevabımız E şıkkı. Evet, bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Oynatma listelerinden Arapça ders kitabının cevaplarına, yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. Hepinize geleceğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.